Herkese iyi akşamlar. Semih Bülent ben, Sabancı Üniversitesi tanıtım ekibinden. Bu pandemi döneminde dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz lisans tanıtım webinarlarına başlıyoruz bugün. Çok önemli bir programla, çok önemli bir bölümle, bilgisayar bilim ve mühendisliğiyle çok sevilen hocamız Albert Levy hocamız bizlerle. Albert hocam hoş geldiniz, Hoş nasılsınız? bulduk. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Albert hocam, şimdi öğrencilerimiz de geliyor. Bir hatırlatma yapalım. Biz Albert Hocam'la şimdi biraz bilgisayar bilim ve mühendisliğini konuşacağız. Benim bazı sorularım var. O esnada sevgili dinleyicilerimiz siz de soru cevap ekranından sorularınızı yazabilirsiniz. Benim sorularım bittikten sonra sizin sorularınızı Albert Hocam'a yönlendireceğim. Ardından da bir mezunumuz Deniz Küçükahmetler bizlerle olacak. Onunla da bilgisayar bilim ve mühendisliğini, Sabancı yolculuğunu, bundan sonra kariyer planlarını konuşacağız. Kendisine de sorularınızı iletebileceksiniz. Albert Hocam, bilgisayar bilim ve mühendisliği Türkiye'de ve dünyada en fazla tercih edilen programlardan biri. Sabancı Üniversitesi'nde öyle bir durumu var. Özellikle 3-4 yıldır çok daha fazla ilgi çekiyor. Evet, çok fazla talep oluyor. Evet. Peki hocam, bilgisayar bilim ve mühendisliği nedir? Biz de neyi farklı yapıyoruz? Mezunlarımız neler yapar? Bize biraz bilgi verebilir misiniz hocam? Tabii memnuniyetle bunu bir sunum üzerinden hızlıca aktarmak isterim. Çok Tamam uzun hocam, çok iyi olur. sürmeyecek. Şimdi öncelikle yani detaylara da gireceğim. Hani dersler neler yaparız, neler yapmayız onlardan da bahsedeceğim ama mezunlarımızın daha doğrusu üniversite seçim aşamasındaki sevgili arkadaşlarımızın en büyük kaygısı mezuniyet sonrasında oluyor genelde. Hani iş bulabilir miyim, nasıl işler bulabilirim diye. Şimdi bunun için kısa bir araştırma yapmıştım. Herkes gibi ben de Google'a sordum. İş olanakları nedir diye, uluslararası olsun diye bir de İngilizce sordum. Şimdi tabii ki tek tek girip bakmak, tek tek iş aramak ya da iş sitelerine bakmak da bir tercih ama genel trendi görebilmek adına hani iş imkanı, iş piyasası diye baktığımızda Google diğer alanların da çok çok üstünde bir şekilde 500 milyona yakın sonuç döndürdü. Şimdi bu yani sayıca yüksek ama daha da burada önemlisi yani bu ekranda da görüyorsunuz. Bütün bu aramayı bir saniyenin altında yaparak bize cevabı verdi. Bunu yapan da aslında bilgisayar mühendisleri olduğu için ben ayrıca gurur duydum bu çıkan sonuçta. Yani hem sayının yüksekliği hem aramanın çok hızlı oluşu nedeniyle. Yani tek tek bazı sitelere de girip baktığımda gördüğüm bazı şeyler oldu. Mesela en fazla istenen, en fazla tercih edilen rekabetçi işler ne diye baktığımızda teknolojik alanlarda genelde neredeyse her bir iş alanı bilgisayara, bilgisayar mühendisliğine, veri bilimine yani bilgisayarla ilgili bir alana mutlaka dokunuyor. O yüzden yani bu işin özünde olan bilgisayar mühendisliği eğitimini almak bu alanların kapısını açacak diye düşünüyorum. Onun dışında pardon. İş imkanlarını Türkiye'de de baktığımızda geleceğin meslekleri ne olacak diye. Çünkü diplomayı alıyorsunuz hemen iş bulamayabiliyorsunuz. Belki bir sene iş arayışıyla geçiyor. Belki birkaç sene sonra farklı bir alana evrilmek istiyorsunuz. İleride başka konularda ya da bu alanda iş bulabilme imkanları devam edecek mi? İş imkanları sürekli olacak mı diye baktığımızda geleceğin mesleği diye anılan mesleklerin altında da işte ilk 8'ini listeledim burada. Bunların 6 tanesi bilgisayar ve bilgisayar mühendisliği ile ilgili işler. O yüzden yani iş imkanı olarak, iş olanağı olarak gerçekten çok geniş kapsamda iş bulunabilecek ve dolgun maaşlarla iş bulunabilecek bir alandan bahsediyoruz. Ve bu alan erkek egemen bir alan olarak bilinirdi eskiden ama gittikçe daha fazla şirketler kadın mühendis istihdam ediyor ve biz bunu aslında programlarımızda da görüyoruz. Yani bir 10-15 sene evveliyle kıyasladığımızda çok daha fazla kadın mühendis adayı, kadın öğrencimiz var. Bundan da aslında mutluluk duyuyoruz. Bu sektörde daha fazla kadın olması gerçekten sektörün geleceği açısından da çok iyi. Şimdi gelelim ilk sorunuza Semih. Yani bilgisayar mühendisliği nedir? Aslında biraz da adının üstünde saklıyor. Bilgisayar saymıyoruz belki bilgi ama bilgisayar mühendisliği bilgiyle ilgili her işi yapan alandır. Yani bilginin saklanması, depolanması,
bir yerden bir yere iletilmesi, işlenmesi, işlendikten sonra anlamlı sonuçlar elde edilmesi, bu işlemek için gerekli mekanizmaların, algoritmaların tasarlanması ve programlama dilleriyle veya donanımlarla, yazılımlarla geliştirilmesini içeren bir alandan bahsediyoruz. Yani bilgisayar mühendislerinin bir kısmı, çok azı bilgisayarı bizzat makine olarak yapar, diğeri araç olarak kullanır ve çözüm üretir. Sonuçta bir mühendislik alanından bahsediyoruz. Amacımız çözüm üretmek, verilen problemi en uygun çözüm setini bularak çözmek ve bunun için de bilgisayarlı teknolojileri kullanmak. Peki ben bilgisayar mühendisi olabilir miyim diye soru çok fazla sorulur. Yani girdikten sonra olamayacağınızı anlamak ya da bu alanın size uygun olmadığını anlamak da vakit kaybıdır. Ya da belki aklınızda yoktur ama olabilirsiniz, belki seveceksiniz. Bunun için kriterler ne olmalı? Ona baktığımızda bu bir miktarda benim hani süzgecimden geçen şeyler, bir yerde yazan ya da bir yerden alıntıladığım değil. En önemlisi analitik düşünebilme yeteneği. Yani sebep-sonuç ilişkilerini rahat kurabiliyorsunuz. Parçadan bütüne gidebiliyorsunuz. Yani bir problem size verildiğinde bütününü bir anda çözmek yerine parçalara bölerek çözüp bütünü oluşturabiliyorsunuz. Bunu yaparken çok karmaşık problemleri soyutlayarak, basitleştirerek içselleştirebiliyorsanız, algılayabiliyorsanız aslında temel yeteneğiniz var demektir. Sonuçta problem çözme mesleğidir mühendislik ve problemlere de çözüm odaklı yaklaşabiliyor olmanız gerekir. Ve buna en yakın aslında temel bilim matematiktir. Zaten bilgisayar mühendisliği de temelini matematikten alıyor. O yüzden matematiğe bir yatkınlık, bir sevgi, matematik bilgisi iyiyse, matematiği seviyorsanız aslında bilgisayarı da, programlamayı da, algoritmik düşünceyi de seveceğinizi düşünürüm. Programlama yapabilmek önemli ama bunu önden deneyimlemek her zaman mümkün olmayabiliyor lise çağlarında. Artık gittikçe liseye, hatta ortaokula indi programlama dersleri yeteneği. Ama o seviyede, yani o yaş ve o düşünce yapısıyla alınan programlama eğitimi birebir üniversitedeki programlama eğitimine uymayabilir. Yani bir yatkınlık olduğunu bilmeniz iyi ama yoksa da bu bir sorun değil. Sonuçta herkes her zaman bilgisayar programlama yapmıyor. Bazıları da hiç yapmıyor mühendislikten mezun olduğu halde. Ama sonuçta programlama, bilgisayar programlama bizim en önemli aracımız. Veri dedik, yani veriyi işliyoruz, bilgiyi işliyoruz dedik. Bu bilgiler ham veriden üretiliyor. Ve gittikçe de son senelerde birkaç kat artan, yani 5-6 sene öncesine kıyasladığımızda 3-4 kat artan bir veri deposundan bahsediyoruz tüm dünyada. Aşırı miktarda veri var ve bunu işleyerek anlamlı hale getirmek ve bunu paraya ve işe dönüştürmek de aslında bilgisayar mühendisinin yaptığı en temel işlerden biri. Ve bu trend artarak devam edecek. Gayet eksponansiyel bir artış görüyoruz ve bu artışın da devam edeceği öngörülüyor. Peki ne tip alanlarda çalışıyoruz? Sadece örneklemek istedim burada. Bunların hepsi değil tabii. Çok farklı alanlarda türetilebiliyor. İşte bilgisayar grafikleri, oyunlar, bunlarla ilgili herhangi bir şey. Veri görselleştirme, veriyi görsel hale getirerek daha anlamlı sonuçlar elde edebilme çalışmaları. Veri depolama, veri merkezleri oluşturma, bunları işletme. Burada çok hem donanım, hem yazılım, hem yüksek başarımlı hesaplama mekanizmaları ön plana çıkıyor. Çok multidisipliner bir alan. Robotik. Yapay zekanın türlü türlü alanları, yani görüntü tanımı, el yazısı tanıma, onları biçimlendirerek anlamlı hale getirme, görüntüyü, imgeyi tanıma, hareketli bir nesneyi tanıma, bunlar hep yapay zekanın genel alanları. Onun dışında yazılım mühendisliği en fazla iş olanağın olduğu alan, yazılım geliştirme. Bu yazılım evlerinde de oluyor, çok uluslu şirketlerde de oluyor. Değişik sektörlerde içinde kendi yazılımlarını üreten, özellikle finans sektöründe de oluyor. Veri bilimi, veri işlemek, anlamlı hale getirmek, bunun için gerekli araçları düzgün bir şekilde kullanmak, raporlamak. Bütün bunlar bizim çalışma alanlarımız. Biraz da üniversitemizden bahsedeyim, madem Sabancı Üniversitesi'nin binasındayız.
Sabancı Üniversitesi özellikle bilgisayar bilimi ve mühendisliği uzun yıllardır önemli sıralama endekslerinde, Times Higher Education'da ya da QS'de hep kendine yer bulan, en üst sıralarda yer bulan üniversitelerden. Yani üniversitemiz genelde en üst sıralarda zaten. Ama alan indekslerine de baktığımızda bilgisayar bilimi ve mühendisliği yine üst sıralarda yer alıyor Türkiye içinde. Bunu yapan da güçlü eğitim, öğretim ve araştırma kadromuz. Listeyi burada görüyorsunuz. Sürekli ekleniyorlar. Mesela önümüzdeki sene de iki kişi katılacak aramıza. Sürekli artan bir eğitim, öğretim ve araştırma kadrosuyla hizmet veriyoruz. Bunun öğretim kadromuzun neredeyse hepsi doktoralı. Birkaç öğretim görevlimiz haricinde doktoralı ve dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen yerlerinde çalışmış, doktoralarını yapmış kişiler sonra Türkiye'ye gelip Sabancı Üniversitesi'nin öğretim kadrosuna, araştırma kadrosuna katılmış durumda. Birkaç öğretim üyesi çalışmamızdan da bahsedeyim. Yani araştırma anlamında ne yapıyoruz ki bu eğitime de katkısı oluyor. Mesela Berin hocamızın COVID döneminde geliştirdiği, hızlı destek alarak geliştirdiği ve Cerrahpaşa, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da uygulamaya konulan bir çalışması var. Görüntülerden yani radyolojik görüntülerden bir yapay zeka mekanizmasıyla COVID bulgularını otomatik olarak hızlı bir şekilde anlayıp önceliklendirmek ve radyoloğun önüne öncelikli olası olanları getirerek süreci, tanı sürecini hızlandıracak bir projeydi. Şu anda çalışmakta olan bir, pratikte uygulanmakta olan bir proje bu. Kamer hocamız bir Avrupa Birliği projesi kapsamında Avrupa genelinde 31 ülkeyle beraber çalışıyor ve yüksek performanslı veri analitiği ve yapay zeka teknolojilerin çalışacağı bir donanım altyapısının geliştirmesinde Türkiye ayağını yönetiyor. Erdinç hocamız önemli kripto paralardan olan Ethereum'un yeni nesil konsensus protokolünün donanım devre tasarımını yapıyor Ethereum adına. Yani gördüğünüz gibi uluslararası pratik tarafları da olan projelerle araştırma ve eğitim çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Sabancı Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi ve mühendisliği müfredatından kısaca bahsetmek isterim. Birinci sınıf tüm üniversitede bizde aynıdır. Giriş seviyesinde temel bilim ve temel sosyal derslerin alındığı bir birinci sene geçer ve bunların içinde bir giriş kodlama dersimiz de vardır. Python ağırlıklı görülen ama daha çok algoritmik düşünceyi ve problem çözme tekniklerini öğrencilere vermeyi hedefleyen bir derstir bu. İkinci sınıfla beraber programların genel dersleri alınır. Bilgisayar mühendisliğinin de temel dersleri ve temel matematik dersleri ikinci sınıfta alınıyor. Ve üçüncü sınıftan itibaren ki o ikinci sınıf derslerini burada görüyoruz. Yani C++ programlama dersine verildiği 201 dersimiz var. Sonra veri yapılarına girilen ve nesne yönelik programlama ağırlıklı olarak öğretilen 204 dersimiz var. Veri bilimi dersimiz var. Birinci sınıfta kalkülüs dersleri birinci sınıfta zaten. İkinci sınıfta olasılık, lineer cebir, aylık matematik gibi temel bilgisayarla ilgili temel matematik derslerinin olduğu bir ikinci sınıf temel müfredatı var. Bunun üzerine öğrenci seçmeli derslerle veya seçmeyi düşündüğü diğer programların dersleriyle çünkü bundan bahsetmedik belki Semih sen bahsedecektin ama yeri geldiğinde kısaca bahsedeyim yeri geldi. Tabii hocam. Bilgisayar mühendisliği seçerek gelmiyorsunuz Sabancı Üniversitesi'ne aslında. Direkt bizde programları değil fakültelerle yerleştirme olur. Üniversite kılavuzlarına da baktığınızda yerleştirme ile ilgili fakültelerin taban puanlarını ve kodlarını görürsünüz. O yüzden gelen bir öğrenci birinci sınıfında ya da ikinci sınıfında kendi tercihini kendi belirler. Nerede okuyacağını, herhangi bir kısıtlamaya, herhangi bir not kısıtına veya kontenjan kısıtına takılmaksızın. O yüzden ikinci sınıfa gelen biri aklına bir başka programda olabilir bilgisayar düşünse bile. Ya da başka bir program vardır acaba bilgisayarı da daha fazla tanımak istiyordur. O yüzden ikinci sınıfın görece biraz daha farklı derslerin alınabileceği yıl olarak kurguluyoruz. Ki öğrenciler diğer dersleri alarak, diğer program derslerini alarak tanısınlar ve en sağlıklı seçimi yapsınlar diye. Böyle kafalarında soru işareti varsa sonradan programlarını herhangi bir
ceza olmadan değiştirebilsinler diye. Mesela bursta değişiklikler de gitmiyor. Hangi bursa geldiyseniz 4 sene o burs sizinle kalıyor. Artı bir sene hazırlık dahil olmak üzere. Üçüncü sınıfa geldiğimizde artık daha temel bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimi dersleriyle devam ediyoruz. Çeviri yapıları, algoritmalar, otomata gibi, dijital tasarım gibi, yazılım mühendisliği gibi dersler, temel dersler ve dördüncü sınıf daha çok uygulama dersleri. Ama 3-4 diye kafanız karışmasın. Genelde üçüncü sınıf dersleri üçüncü sınıfta alınır ama bazı dördüncü sınıf dersleri de bazı öğrencilerimiz üçüncü sınıfta almayı tercih edebiliyorlar. Bu da çok fazla yapılan bir şey. Mesela bilgisayar grafikleri, yapay zeka, makine öğrenmesi, bilgisayar ağları gibi dersler isteyen öğrenciler stajlarında da yardımcı olsun diye üçüncü sınıfta alabiliyorlar. Biz teknoloji odaklı bir eğitim vermek yerine, yani teknoloji tabii ki teknoloji odağında da belirli bir teknolojiyi ön plana çıkaran, belirli bir firmanın, belirli bir şirketin, belirli bir spesifik teknoloji ön plana çıkaran değil, temelini veren ve bunun üzerinde öğrencilerin kendi teknolojik altyapılarını kurarak ilerlediği, tabanı sağlam olan, zemini sağlam olan bir eğitim vermeye çalışıyoruz ki öğrencilerimiz sürekli olarak yeniyi öğrenmeyi öğrensinler. Çünkü bu teknolojik anlamda çok değişken bir alan bilgisayar mühendisliği. Şu anda kullandığımız altyapıları, dilleri, geliştirme araçlarının çoğu 10 sene evvel yoktu bile. Adını bile bilmiyorduk. Her şey yenileniyor. 10 sene sonra da farklı şeyler olacak. Bu farklı teknolojik alanlara hızlı bir şekilde evrilebilmek aslında buradaki kilit şey. Eğitimin kilit noktası bu. Yoksa bir şeyi öğrenip direkt kullanmak değil. O zaman diplomanızın ömrü 5 sene olur, 10 sene olur maksimum. Ama diplomanızı siz mezun olduktan sonra 30 sene, 40 sene kullanacaksınız. O yüzden bu eğitimi, yani diploma tabii ki öğretmiyor bir şey. Diplomayı alırken aldığınız eğitimin eğitimde öğrenmeyi öğrenmek, sürekli kendinizi geliştirecek bir dinamizmi sağlamak gerekiyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız eğitim programımızı oluştururken bu tip şeyler. İş hayatına girdiğinizde sürekli bilgisayar başında mı olacağım? En fazla sorulan sorulardan biridir. Genelde öyle olmuyor. Yani sürekli bilgisayar mühendisliği, bilgisayar başında kod yazacak diye bir şey yok. Bu işin büyük bir kısmının işin tasarımı oluşturuyor zaten. Tasarım bazen kağıt üstünde, bazen tahtada, bazen de belki de bazı araçlar kullanarak bilgisayarda oluyor. Ama tasarım kodlamadan önce geliyor. Kodlama işin sadece bir kısmı. Sadece bir kısmı. İşin yönetim kısmı var. Bir noktadan sonra küçük grupları ya da büyük grupları yönetiyorsunuz ve hatta yönetirken eğitiyorsunuz. Eğitim de işin bir içinde. Ve hayatımızın bir kısmı mühendis olarak aslında toplantılarda geçiyor. Tabii fiziksel toplantıları yapmıyoruz dedik. Yavaş yavaş da geçiyoruz. 2 senedir toplantılar Zoom'a kaymış olsa da genelde tasarım, geliştirme, planlama aşamalarında sürekli aslında konuşarak ilerleniyor. O yüzden sürekli bilgisayar başında geçen, sürekli kod yazılan bir meslekten bahsetmiyoruz. İşin değişik boyutları var ve değişik sektörler var. Hani yazılım sektörü en önemli sektör, evet. Ama bu sadece tek sektör değil. Bankacılık, finans sektöründe çok miktarda bilgisayarcı çalışıyor. Hatta havacılık, uzay, savunma sanayi, sağlık, telekom, otomotiv, üretim, bunların hepsinde aslında bilgisayar mühendisliğine bir şekilde ihtiyaç var. Ha destek olarak, ha geliştirme anlamında, ha araştırma anlamında. Ve kendi firmanızı da kurmak, girişimci bir yanınız varsa, mezuniyet aşamasında veya öncesinde veya sonrasında bir bilgisayarcı için olmayacak iş değil. Çünkü büyük bir yatırım gerekmiyor, hiç sermaye gerekmiyor. Sadece iyi bir fikrinizin olması, iyi bir altyapınızın olması ve onu geliştirecek vakti bulmanız gerekiyor, o kadar. Ve bunun da çok birçok başarı örneğini bizim sektörde görüyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım uzatmamışımdır. Sorular olursa bazı konuları açmaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Soruları bekliyoruz arkadaşlarımızdan. Gelen soruları da size yöneltmeye başlıyorum. İlk soru şöyle bir soru. Mesela lisede Python öğreniyoruz ve ben üstüne farklı yazılım dillerini de öğrenmek istiyorum. Hangi dilleri kolayca öğrenebilirim diye bir soru gelmiş arkadaşımızdan. Evet, şimdi Python'la başlamak, yani biz de üniversitede Python'la başlıyoruz. Python'la başlamak doğru karar, onu söyleyebilirim.
Hani eskiden mesela C# öğretilirdi liselerde. Visual Basic gösterilirdi. Ben bunlara şiddetle karşı çıkardım. Yani ilk dil olarak öğretilmesi iyi diller değil bunlar, temel diller değil. Python'da başlamak doğru karar. Onun üzerine ne öğrenebilirsiniz? Onun üzerine en iyi, yani en temelden gitmek istiyorsanız C ile devam edebilirsiniz. C diliyle devam edebilirsiniz. Java ile de devam edenler var. Bu da doğru karardır, olabilir. Ama kendi kendinize deneye yanıla değil de formal bir eğitimle gitmenizi özellikle tavsiye ederim arkadaşımızdan. Çünkü kendi başınıza öğrendiğiniz, deneme yanılma ya da örnek görerek öğrendiğinizde temeller bir miktar eksik kalıyor. Ondan sonra üniversiteye geldiğinizde bu işi daha formal olarak gördüğünüzde o sizin kendi kendinize öğrendiğiniz informal eğitimden kalan alışkanlıklar baskın kalıyor. Ve işin özünü ve temelini almakta zorlanıyor bazı arkadaşlarımız. O yüzden kendi kendinize değil, yine online olabilir ama bir eğitim programı içinde ilerleyin de. Albert Hocam teşekkür ederim. Hatırlatalım burada da birinci sınıftaki o ortak yılımızı, hatta bir de üstünden geçelim, size değindiniz. Sabancı Üniversitesi'ne girdiğinizde değerli arkadaşlar, girmiş olduğunuz fakülte önemsiz. Bütün öğrenciler birinci sınıfta ortak dersler alıyorlar. Bu derslerden biri de problem çözümünde bilişimsel yaklaşımlar. Burada Python öğretiyoruz. Doğru mudur hocam? Doğru doğru. Biz de orada Python görüyoruz ama temel amacımız orada algoritmik ve çözüm odaklı düşünme mantığını beyinlere zerk etmek, eski dil kullanım, yani beyinlere enjekte etmek. Python'da bir araç olarak kullanıyoruz ve Python orada görülüyor ama Python temel olarak görülüyor. Sonra daha çok ilerleten arkadaşlarımız, bunu daha da fazla ilerleten arkadaşlarımız oluyor. Haber hocam şöyle bir soru var. Python'ı konuştuk ama Sabancı Üniversitesi'nde hangi bilgisayar dilleri öğreniliyor? Şimdi Python'dan sonra ikinci sınıfta biz C++'la devam ediyoruz. Hem C dilinin o temel altyapısını aldığı için hem de nesneye yönelik bir programlama dili olduğu için ikisini bir arada bir potada erittiği için tercih ettik. Ve bir iki derste hem giriş hem de ileri programlama dersinde C++'ın hem temel C hem de nesneye yönelik programlama kısımlarını bayağı derin işliyoruz. Ondan sonra formal olarak öğretilen bir dil yok ama değişik derslerde değişik programlama dilleriyle geliştirmeler yapılıyor. Mesela Java çok fazla derste kullanılıyor. Ya da işte web dilleri, mobil diller, Node.js gibi diller, yani örnek olarak veriyorum sadece, yazılım mühendisi dersinde çok farklı dil, çok farklı derste Java bunların içinde, C# bunların içinde farklı derslerde kullanılıyor. Ama belirli bir dili öğrendikten sonra ve derin bir şekilde öğrendikten sonra, özellikle CS201 ve 204'ten sonra farklı bir dile geçmek, öğrencinin kendi kendine farklı bir dili öğrenip geçmesi aslında birkaç haftalık bir süreç. Hani öğrenmeyi öğrenmek dedik ya, burada devreye giriyor. Yani bir dil geldi karşınıza, ilk defa görüyorsunuz. İki haftayı geçmiyor onu, o dilde kod yazar hale geliyor olmalı. Yani çünkü değişen düşünce yapısı aynı. Değişen sadece sintaktik detaylar. Onu da zaten araştırarak buluyorsunuz ya da hızlı bir şekilde kendinizi oraya adapte ediyorsunuz. Bizim amacımız burada bu. Yani çünkü farklı üniversitelerde görebilirsiniz. Bir sürü programlama dili dersi. Yani bunlara gerçekten gerek yok. Yani müfredatı temellerle doldurmak lazım. Programlama dilleri belirli bir temel alındıktan sonra kendi kendinize öğrenebileceğiniz şeyler. Hocam ben de tam da onu soracaktım. Sizden öğrendiğimiz ve bizim de sunumlarda ya da bu konularda öğrencilerimize de öğretmenlerimize konuştuğumuz konuda dile getirdiğimiz bu bilgisayar mühendisliğinde, bilgisayar bilimi mühendisliğinde çok fazla programlama dili öğrenmektense o işin temelini öğrenip yeni bir dil çıktığında ona rahatlıkla hakim olabilmek önemli olan galiba. Evet, yeni diller her zaman çıkıyor. Yeni teknolojiler her zaman çıkıyor. Bu değişmiyor. Yani ben, hani yaşım da çıkacak ortaya ama 30 seneyi geçti ben mezun olalı. Şu anda benim gördüğüm, kullandığım dillerin esamesi okunmuyor. Yok yani, öyle şeyler yok şu anda. Yani çok Pascal arada zamanları mı hocam? Turda attım yani, öyle diyeyim.
Pascal zamanları mı hocam? Pascal'la başladık yani. Ben programlamayı Pascal'la öğrendim. Pascal diye bir şey yok şu anda. Ha, C kaldı, evet. Yani 30 sene evvel de C dili vardı, C dili. Şimdi de var ve var olmaya devam edecek. Yani bazı şeyler de klasikler de olmalı tabii yani. Bilgisayar programlarının da klasiği odur. Ama hani sürekli teknolojide kullanılan, yani sektörde kullanılan diller sürekli evriliyor. Sürekli evriliyor ve bu evrilmeleri yakalayabilmek gerekiyor. Yakaladığınız noktada başarılı oluyorsunuz. Yani iyi bir eğitim almanın, temeli sağlam bir eğitim almanın da en büyük faydası bu. O yüzden herhangi bir bilgisayar mühendisliği değil, iyi bir yerde bilgisayar mühendisliği. Evet, yani orası çok net altını çizmemiz lazım. Hatta şöyle bir soru var. Bizi böyle daha sanırım 8. sınıfta izleyen bir arkadaşımız var. Çok da mutlu olduk. Diyor ki ben LGS'ye gireceğim diyor. Bilgisayar mühendisliği okumak çok istiyorum ama hani kötü bir liseye gidersem, lisede kendim çalışsam yine dili öğrenebilir miyim? Sanırım Albert hocam biraz bunu üniversiteye sakla diyecek ama açık kaynakta çok fazla, biraz kurcalasınlar mı hocam? Yani meraklı olanın merakını merakına ket vurmak istemem. Yani mutlaka öğrenmeye açıksa öğrensin. Yani liseye indi bu iş. Yani ben üniversiteye sakla eskiden daha çok derdim. Şimdi daha az diyorum. Ama şunu da diyorum. Yani oturup örnek görüp, örneği anlayarak genelleme yapmak iyi bir öğrenme mekanizması değil. Yani çünkü o zaman temeli öğrenmiyorsunuz. Sadece şekil olarak, görsel olarak öğreniyorsunuz. Temel eksik kalıyor. Belki iş yapar hale gelirsiniz. Hatta bu şekilde iş bulan insanlar biliyorum. Ama çok yüzeysel kalıyorlar. Derinine inemiyorlar ve derinine inecek yaşa geldiklerinde ve seviyeye geldiklerinde de o eski bilgileri artık fayda değil zarar getirmeye başlıyor. O yüzden yani erken ya da geç ama bir eğitim programı içinde ilerlesinler. Yani online olabilir bu, buna karşı değilim. Ama bir eğitim programı içinde ilerlesinler. Yani önerim bu şekilde olur. Tamam. Hocam aslında bunu açıkladınız ama yine soruyu geçirelim istiyorum. Kendi kendimize programlama dillerini öğrenirken aynen bunu söyledim, evet. Evet. Yani bir online olabilir, online dersler olabilir. O şekilde ilerlesinler. Kendi kendilerine demek yine de hani bir örnek bakayım, anlayayım, ha bunu da genelleyeyim değil. Orada yanlış yere de gidiyor kafa. Hı-hı. Hocam şöyle bir soru var. Biz bunu sunumlarımızda çok anlatıyoruz. Çünkü bilgisayar mühendisliği içerisinde özellikle son yıllar daha da arttı. Çok farklı alanlarda çalışabiliyorlar. Bunlardan biri de sanırım dijital oyun tasarımı alanı. Bu alanda çalışan öğrencilerimiz var mı? Bu öğrenciler nasıl bir yol izliyorlar? Ne dersiniz bu konuda hocam? Şimdi bunun dersi var. Bilgisayar grafikleri dersi var. Ve bunda oyun, aslında proje olarak oyun yapıyor öğrencilerimiz. Sonrasında oyun şirketlerine giden mezunlar hatırlıyorum. Hatta yükselen, hatta kendi oyun şirketini kurup da uluslararası bir yatırımcıya satan bir mezunumuz da oldu geçmişte. Ama oyun sektörü diğer sektörlere göre aslında o kadar fazla talebi olan bir sektör değil, onu söyleyeyim. O yüzden hani belki de yaş itibariyle hani oyun oynayarak bilgisayarla haşır neşir olan bir yaş grubu olduğumuz için özellikle yeni nesile belki o cazip geliyor ama hani baştan heves de kırmak istemem ama oyun sektörü senede yüzlerce bilgisayar mühendisi barındıracak bir sektör değil. Ya da binlerce bilgisayar mühendisi barındıracak bir sektör değil. O yüzden alternatifli gitmek lazım sektörel seçimleri de yaparken. Hani ben şunu olacağım, evet ben bunu abi yapayım dediğiniz anda mezuniyet olduğunuzda imkanlarınızı ve opsiyonlarınızı daraltırsınız. Bu sizin mesleki ve profesyonel geleceğiniz için sakıncalı bir şey bana sorarsanız. O yüzden farklı opsiyonlara açık bir şekilde ders programlarınızı oluşturun. Ama sevdiğiniz şeye de ağırlık verin, evet. Ama farklı opsiyonlarınız da mutlaka olsun. Teşekkür ederim hocam. Şöyle bir soru var. Derslerde imperatif programlamanın yoğun kullanıldığı diller dışında fonksiyonel programlama ve lojik programlama gibi paradigmaları öne çıkaran dillerinde kullanıldığı oluyor mu?
Bu yöne gitmek istemedik diye kısa bir cevap vereyim. Sanırım tamam. Hani işi yani sektörün içinden birinin sorduğu bir soru bu. Hani loji programlama hani AI dersinde görülüyor, yapay zeka dersinde görünüyor. Hani yok değil demiyorum ama hani şimdi bazı üniversiteler vardı böyle loji programlamayla direkt birinci sınıftan girerler. Saygı duyuyoruz ama o yönde değiliz biz. Onu söyleyeyim. Tamamdır hocam. Yani biraz daha gerçekçi bakıyoruz meseleye diyebilirim o açıdan. Evet. Hocam şöyle bir soru var. Aslında biraz açıkladınız ama belki biraz da açıklamak gerekebilir bunu. Biraz da rahatlatırız belki öğrencilerimizi. Bilgisayar mühendisliği okumak için önceden bir bilgi birikimi veya pratik gerekir mi? Temel olmadan üniversiteye başlamak sorun yaratır mı? Yani temel dediğim bilgisayar mühendisliği temelinden bahsediliyor. Tabii. Yani gelen öğrencilerimizin çoğu zaten o yönde. Yani herkes böyle bilerek girmiyor. Yani eskiden daha çok bilerek girmeme vardı. Şimdi biraz daha hani tabana indi dedik programlama. Daha fazla programlamayla ilgili bilgilenmeyle geliyorlar. Ama yine de gelenlerin çoğu sıfır noktasının biraz üstünde ya da sıfır noktasında temel anlamında. O yüzden bu konuda tedirgin olmasınlar dedim. Yani biz hiçbir derste zaten bunlar şunu biliyordur varsayımıyla hareket etmiyoruz bilgisayar mühendisliği anlamında. Yani varsaydığımız şey evet temel matematik biliyorlar ve temel bilişsel yetenekleri var. Hani bilgisayar okur yazarlığı var diye varsayıyoruz artık. Hani işte program kullanma, bilgisayar açma kapama, işletim sisteminin temel fonksiyonları gibi. Ama o kadar. Onun dışında meslekle ilgili bir ön varsayımla hareket etmiyoruz hiçbir şekilde. O yüzden tedirgin olmasınlar diye. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Şöyle bir soru var. Yani genellikle bu sorularda belki biz kendi farkımızı söyleyebiliriz. Karşılaştırma yapmak amaca sormuyorum ama mesela Koç Üniversitesi Bilgisayar Bölümü'yle farklılığımız nelerdir? Bir velimiz sormuş, kızım ikinci üniversiteyi düşünüyor diye. Belki biz biraz felsefemizi anlatabiliriz. Onlar da kendileri de anlatabilirler aslında. Karşılaştırma yapmak doğru olmayabilir. Ya karşılaştırma yapmak istemem açıkçası. Yani her üniversitede hatta sadece Sabancı ve Koç değil. Hani 4-5 tane daha üniversite sayabiliriz Türkiye'de bu işi hakkıyla yapan. Hangisine girerlerse iyi eğitim alırlar. Yani ben burada hani tam şu anda Sabancı Üniversitesi webinarındayız ama hani sonuçta da reklam amaçlı konuşmak istemiyorum. Yani Koç da üniversite, Boğaziçi de üniversite ki ben oradan mezunum yani. Mezun olduğum yeri de kötülemem. Bilkent Üniversitesi, İTÜ, hatta bilgisayar mühendisliği alanında Hacettepe iyidir. Saymayı unuttum var mı acaba? ODTÜ'yü unutmam lazım tabii. Yani bunlar hep iyi üniversiteler. Zaten hani puanlamalara baktığımızda da bu ön plana çıkıyor. Bunların hangisine giderlerse iyi eğitim alırlar. Ama farklı yaklaşımlar var. Yani farklı söylemler var. Mesela demin lojik programlama dendi. Mesela Koç öyle başlamayı tercih ediyor. Okey, bu da bir yöntemdir. Yani önde gelen üniversiteler dünyanın o şekilde başlarlar. Daha kavramsal bir altyapı versin diye. Biz biraz daha algoritmik bir başlangıç seçtik. O yüzden Python'la başlıyoruz. Bunların hepsinin arkasında bir takım eğitimsel nedenler vardır. O yüzden ben karşılaştırma istemem açıkçası. Hepsi iyidir deyip politik bir cevap edeyim. Peki hocam, yani biraz mezunlardan bahsettik, Deniz'e de birazdan konuşacağız ama sizi de algı olarak mezunlar genel anlamda hangi ülkelerde iş buluyor dediğimizde öne çıkan ülkeler var mıdır hocam? Ben şu anda sürekli Almanya için referans yazıp duruyorum. Herhalde evet. Demek ki Almanya'da bir pazar açlığı var ki herkes Almanya'ya gidiyor. Böyle yeni mezunlar bu dediğimde. Tabii. Belki bir sene evvel mezun olmuş, belki yeni mezun. Sürekli bir Almanya'ya gidiş var. Aslında nerede iş imkanı bulunuyorsa oraya gitme gibi bir heves var arkadaşlarda. Anlıyorum da tabii bunun da kendine has sebepleri var. Her ne kadar
beyin göçünü çok sevmesem de ama bu da bir hayatın gerçeği, her zaman olabilecek bir şey. Ve alınan eğitim de uluslararası bir eğitim sonuçta. Uluslararası akreditasyonumuz var. Uluslararası tanınırlığı olan bir akreditasyonumuz var diye. Ama bu akreditasyon olmadan önce de çok giden vardı. İlk senelerimizde henüz yoktu çünkü. Son 6 senedir var. Yurt dışı derken hani yüksek lisans, master, doktora için Amerika'ya, Kanada'ya giden çok var. Avrupa'ya giden de var. Belli bir ülke, yani şu anda Almanya öne çıkıyor ama yani her sene her zaman değişebilecek bir dinamik bu aslında. Peki hocam, son sorum. Birleşik soralım bunu. İkisi de sorulmuş. Son dönemin en öne çıkan konuları herhalde Metaverse ve Blockchain. Bununla ilgili çalışmalar, dersler var mı? İleride daha şekli değişir mi? Sizin bakış açınız nasıl hocam? Bununla ilgili dersimiz var. Blockchain dersimiz var. Hani Metaverse henüz ders bence değil. Hani kavramsal olarak hala oturması gereken bir şey o ama blockchain ve blockchain uygulamaları dersimiz var. 4. sınıf dersi. Hatta şu anda yeni bir dersimiz daha geliyor. Nasıl çevirsem onu? Merkeziyetçi olmayan finans dersi var. Bilgisayarcılar açıyor, kamera açıyor. Yani bu blockchain kullanarak finans piyasasını regüle etme mekanizması. Aslında hani kripto paralar bu işin temeli ama sadece kripto para değil bunun özünde. NFT de bunun bir parçası mesela. Yeni yeni gündeme gelen ve buradan da Metaverse'e doğru gidiş olacaktır mutlaka. Onunla ilgili de bir dersi önümüzdeki sene başlatıyoruz. Yani önümüzdeki eğitim öğretim yılında o dersi de açıyor olacağız. Yani teknolojiler ve nereye gidiyorsa onunla ilgili dersleri hem lisans hem lisans üstü boyutuna getiriyoruz. Blockchain sürekli olur mu? Bence olacak, evet. Olmalı da, olmaya da devam edecek. Ama aynı şeyi belki kripto paralar için söyleyemem ama o işin ekonomik tarafı. Oraya girmeyeyim. Teknolojik olarak ama blockchain devam edecektir. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Deniz'le devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz tekrar hocam. Görüşmek dileğiyle. Ben dinlemede olacağım. Bir şey tamam. Tamam Zahmet hocam. Çok teşekkürler. Deniz hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Albert hocamı dinledik beraber. Her zamanki gibi çok işin inceliklerini öğreniyoruz. Her dinlediğimiz Albert hocamdan yeni noktalar öğreniyorum. Kendisinden ders almıştın sen herhalde. Evet evet aldım tabii. Tamam. Zorunlu derslerimizden Albert hocanın verdikleri oluyor. Tamamdır. Deniz, biraz kendini tanıtmanı isteyeceğim. Liseden başlayarak böyle bir konuşalım seninle. Sabancı, yani lisen neydi? Sabancı'yı nasıl seçtin? O süreç nasıl oldu? Sabancı neler yaptın? Şimdi neler yapıyorsun? Planların ne? Bir konuşalım seninle. O esnada da değerli arkadaşlar, değerli veliler, öğretmenlerimiz sorularınız varsa Deniz'e yine soru cevap ekranından yazabilirsiniz. Dinleyelim seni Deniz. Ben İzmirliyim. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldum. Sonrasında yani mezun olurken birkaç böyle bildiğim şey vardı aslında, hani matematik ve temel bilimler sevdiğimi biliyordum. Ama açıkçası o zamanlar hani 18 yaşında benim için özellikle bölüm tercih etmek için çok erken bir dönemdi. Hani bunu sonrasında fark ettim. Ve tam olarak bir bölüme de karar vermiş değildim. Hani yine sonradan fark ettim, özellikle bilgisayar bilimi ve mühendisliği açısından hani bilgim çok kısıtlıymış. Ben biraz daha işte şey sanıyordum, bilgisayar mühendisliğini. Böyle bilgisayarla arası çok iyi olup işte açıp bir şeyler yapar bilgisayara falan gibi. O yüzden aslında o kadar ciddi de düşünmüyordum bilgisayar mühendisliğini. Sabancı Üniversitesi'ni yani tercih etmemin en büyük sebeplerinden biri bölüm seçmeden girmemiz ve sonra farklı bölüm dersleri almaya imkan tanıması Sabancı'nın. Aynı zamanda hani farklı projelerde, farklı bölümlerdeki hocalarla birebir etkileşimin çok kolay olması. Bu yüzden Sabancı'yı seçtim ve sonradan da gerçekten hani hiç pişman olmadım. Çünkü birçok bölüm deneme şansım oldu. Ve sonrasında da hani gönül rahatlığıyla kendimden hani tam emin bir şekilde çok da severek bilgisayar mühendisliği okudum. Seçme bu şekilde oldu. Peki. Bilgisayar mühendisliği okudun ama stajlarını ve
yurt dışı yaptığın noktaları biliyorum. Biraz sen anlat isterim onları. Çünkü gerçekten bence imrenilecek noktalarda çalışmışsın, staj yapmışsın, gitmişsin. Bir dinleyelim senden onları. Evet, teşekkür ederim. Ben evet 3 tane staj yaptım. 3 tane yaz stajı yaptım. İlk stajım kurumsal bir yerdeydi, Vestel'deydi. Birinci sınıfın yazında yaptım bu stajı. Ve sonraki iki stajım da Erasmus Plus stajıydı. Yani Erasmus Plus stajı derken okulumuzun anlaşmalı olduğu ülkelerde bir staj yaptığımızda okul bize belli bir burs veriyor aylık olarak ve o bursla birlikte karşı taraftan para almadan biz o araştırmayı ya da bir şirkette de olabilir onu gerçekleştirebiliyoruz. Ben ilk Erasmus stajımı Oxford Üniversitesi'nde yaptım. Bu zorunlu stajımdı. Orada Parkinson'lu hastalar için bir oyun geliştirdim aslında. Ve tam da Covid zamanına denk gelmişti. O yüzden ne yazık ki gidemedim ama hani uzaktan devam edebildim. O da aslında Sabancı'nın çok rahat bir şekilde Erasmus programını online adapte edebilmesiyle oldu. Sonraki stajımı da Almanya'da yaptım, Max Planck Enstitüsü'nde. Bu stajda da makine öğrenmesiyle beyin tümörü anlama, hani onun tespitini yapma üzerine çalıştım. Ve o staj bittikten sonra da hatta dediler ki burada davetli araştırmacı olarak devam edebilirsin. Hala da devam ediyorum uzaktan. O şekilde yani toplamda böyle stajlarım oldu. Ama hani bu stajlardan önce tabii Sabancı'nın bir tane programı var. Belki duymuşsunuzdur. Pure adında. Bu lisans öğrencileri için bir araştırma programı. Hocalarla birebir bir proje, araştırma projesi yürütüyorsunuz. Bu projede yani bu Pure altında ben 4 dönem boyunca farklı alanlarda projeleri deneme şansı elde ettim. Matematik işte bilgisayar bilimi olsun, moleküler biyoloji olsun hani farklı alanları deneyip sonrasında hem bölüme karar verip hem de stajlarımı aslında bu doğrultuda yönlendirmiş oldum. Peki yurt dışına Erasmus programıyla gittin mi? Yurt dışına Erasmus programıyla gittim. Bir dönem İsveç'te Uppsala Üniversitesi'ne gitmiştim. Orada hani bir dönem boyunca Sabancı yerine oradan dersler aldım. Orada yaşadım. Tam da Covid'in başladığı dönemde. Çok keyifli geçti benim için açıkçası. Ben hani çok gerçekten bulunmaz bir deneyimdi. Çünkü hani İsveç bilmiyorum hani onun dışında çok gitmenin rahat olduğu bir ülke değil bence. Hani burada da Sabancı'nın Erasmus anlaşması olan çok fazla üniversite var. Onlardan biriydi bu sadece. Ama hani çok farklı ülkelerde de örneğin hani İskandinavya tercih etmeyen arkadaşlarım da vardı ya da hani de Güney Avrupa tercih etmeyenler vardı vesaire. Herkes istediğine göre bir yer buldu aslında o dönemde. Bu da yine Sabancı'nın sağladığı bir olanaktı diyebilirim. Deniz, şimdi çok güzel bir konuya değindin. Dün akşam da bir webinarımız vardı. İzleyenler vardır. Kaçıranları da web sayfamızda aday öğrenciler içerisindeki özel etkinliklerde yer alacak birkaç gün içerisinde. Şule Yalçın Hanım'la bir etkinlik gerçekleştirdik. Hem staj hem kariyer hem de mezunlarla ilişkiler ofisinin yöneticisi. Gerçekten bu online dönemde, COVID döneminde yapılan çok güzel işler vardı. Onlardan biri de senin de belirttiğin gibi bu online stajlardı. Burada bir çok önce olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki yeni mezun oldun ama çalışıyorsun galiba bir yerde. Biraz onu da evet, dinleyelim doğru. Senden. Tabii. Yani geçen aylarda mezun oldum aslında ben. Hani 3-4 ay oldu mezun olalı. Ve mezun olmadan hemen önce bir iş bulma sitesinden böyle CV'mi birkaç yere attım. Ve hani iş bulma süreci de çok rahat oldu muhtemelen. Yine Sabancı mezunu olduğum çok etkili olmuştur diye düşünüyorum. Ve hemen bir hani startup'ta bir iş buldum. Şu an yapay zeka ve makine öğrenmesi mühendisi olarak çalışıyorum. Peki, ben sorularım yavaş yavaş sonuna geliyorum. Tekrar dinleyicilere belirtelim. Sorularınız varsa Deniz'e yazabilirsiniz. Deniz, ama startup'ta çalışıyorsun ama bir kabul aldın galiba, bir doktora kabulü. Biraz onu dinleyelim senden. Evet, doğru. Süreci biraz anlat bize merak edenler için. Hem de oradaki planlarını dinleyelim senden. Tamamdır. Yani şöyle oldu. Geçen dönem ben daha hani mezun olmadan önce seneye master ve doktora programlarına başvurmaya başlamıştım. Ve
staj yaptığım Oxford'daki hocayla görüşmelerimiz de devam ediyordu. Hani onun da büyük katkısı oldu. Ve o şekilde hani Oxford Üniversitesi'nden master ve doktora programı için kabul aldım. Ve seneye de hani Eylül'de Oxford'dan devam edeceğim gibi duruyor şu an. Peki, sorular da var, onları da geçeceğim ama burada merak ediliyordur. Ben de merak ettim, sormak istiyorum. Artık yönünü biraz kurumsal hayattan akademisyenliğe mi çevireceksin? Çünkü evet. Şu da son dönemde oluyor. Master hatta doktora sonrası kurumsal hayata dönenler var. Sen en azından şimdilik ne düşünüyorsun Deniz? Yani benim devam etmek istediğim alan makine öğrenmesiyle beyni anlamak diye özetleyebilirim aslında. Hesaplamalı sinir bilim olarak da geçiyor. Ve hani bu alanı birazcık özellikle Türkiye'de akademi dışında biraz kısıtlı bir alan. Yurt dışında tabii ki hani Google'da olsun bu tarz iyi şirketlerde özellikle bu yapay ağların gelmesiyle birlikte özel şirketlerde de gerçekleştirilen bir alan. Ama ben evet şu anlık akademik devam etmeyi düşünüyorum. Yine de sizin de dediğiniz gibi şu an özellikle bu araştırmanın yoğun olduğu alanlarda master ve doktora aranıyor. Yani doktoradan sonra özel şirketlere dönenler de çok oluyor. Ve özellikle makine öğrenmesinde doktora isteniyor iyi şirketlerde. Yine araştırma yapılacaksa özellikle. Çok doğru. Son dönemlerde bunu gerek hocalarımıza, gerek sektördeki insanlarla, gerek mezunlarla konuştuğumuzda böyle bir çalışma olduğu görülüyor. Doktora sonrası da kurumsal hayata daha üst pozisyonlardan, daha ciddi noktalardan başlandığı da görülüyor. Şimdi Erasmus'la ilgili bir soru gelmiş. Buna ben de cevap verebilirim. Erasmus'a gittiğimiz ailenizin maddi katkısı var mıydı? Varsa ne kadar oldu gibi ama şunu belirtmekte fayda var. Ben linki de atacağım şimdi herkese. Yaklaşık 2 ay kadar önce uluslararası ofisle sadece Erasmus ve değişim programları konuştuğumuz bir webinarımız vardı. Kaydını birazdan atacağım chat'e. Oradan da izleyebilirsiniz. Şöyle bir bilgi vereyim. Özellikle Erasmus'ta genel baktığımda şuna söyleyeyim. 53 ülkede 290 okulla anlaşmamız var. 6 kıtada da anlaşmalı olduğumuz okullar var. Ama özellikle Erasmus tarafından Avrupa Birliği'nin finanse ettiği bir proje olduğu için bir hibe desteğiyle gidiliyor. Uppsala'da bildiğim kadarıyla onlardan biri. Bu hibenin yanında tabii oradaki insan kendi ekonomik durumuna göre çalışma yapabilir ama sadece hibeyle de orada hayatı idame ettirebildiklerini biliyorum öğrencilerim. Senin bakış açın neydi Deniz orada? Evet, yani şey İsveç açıkçası birazcık pahalıydı ama hani biraz daha farklı ülkelerde hibenin çok rahat yettiğini duydum. İsveç'te biraz daha hani ucu ucuna gibi kalıyordu. Ama hani ülkeyi ona göre seçerlerse gayet hani, rahat yetebilir. Özellikle Erasmus stajında hibenin miktarı biraz daha fazla. O daha rahat oluyor hani geçim olarak. Ama onun dışında da yeter bence. Tamamdır Deniz. Şöyle bir soru soracağım Deniz sana. Şimdi çok akademi konuştuk. Çünkü çok parlak bir kariyerim var. Hocamla da tabii akademiyi konuştuk. Ama bir yeni mezun, çok yakın bir zamanda öğrencilik yaptın Sabancı Üniversitesi'nde. Şey neydi? Akademi dışında yaptıkların nelerdi? Yani sosyal hayatla ilgili, kulüplerle ilgili ayrıntı verebilir misin bize yaptıklarınla ilgili? Tabii. Sabancı'da çok fazla kulüp var gerçekten. Yani ben Sabancı boyunca hem yeni hobiler edindim hem de hani önceki hobilerimi devam ettirebildim. Çünkü yani gerçekten hani keşke şu kulüpte olsaymış dediğim bir şey açıkçası olmadı. İlk yılda özellikle çok fazla kulübe girmiştim. Örneğin bridge oynamayı öğrendim. Hani haftalık bridge turnuvalarına gidiyorduk bridge kulübüyle. Hatta şehir dışı üniversite turnuvalarına da gidiyorduk. Ve hani okul karşılıyordu bunları. Gerçekten güzel bir imkandı bence. Onun dışında mühendislik ve kariyer kulüplerine katıldım. Örneğin bir tane CEO'larla çay saati diye bir kulüp vardı. O kulüpte her hafta farklı bir şirketin CEO'suyla tanışıp birkaç saat böyle muhabbet tadında geçen ondan birazcık hani bir şeyler öğrenme üstüne bir kulüptü. O da keyifliydi gayet. Onun dışında örneğin yelken yapmayı öğrendim. Tüplü dalış öğrendim. Hala da devam ediyorum. Bunun dışında müzik kulübümüz çok güzel bence. Farklı farklı kısımları var. Yani isterseniz kendi grubunuzu kurabiliyorsunuz. İsterseniz caz kısmında olabiliyorsunuz. Ben koro kısmındaydım. Onun da farklı etkinlikleri oluyordu. Ve bu kulüplere gelen hani özellikle eğitim alınabilecek kulüplere gelen hocalarımız oluyor. Örneğin dans kulübüne gelen dans hocası oluyor. Müzik kulübüne gelen müzik hocaları oluyor.
Ve hani bunlardan da faydalanabiliyorsunuz. Tamamen kampüsteyken, hepsi kampüse geliyor. Yani tabii ki yelken ve dalış kampüs dışında olmak zorunda ama onun dışındakiler de hocalar kampüse geliyordu. Bu da yani hem zaman kazandırıyor size hem de yani dersten çıkıp birlikte örneğin bir kulüp etkinliğine çok rahat 3 dakikada yürüyerek gidebiliyorsunuz. O da benim için çok önemliydi ve çok kolaylaştırdı bu tarz hobileri yapmamı. Peki, teşekkür ederim Deniz. Şöyle bir soru var. Belki Albert Hocam'la da destek alırız burada. Bilgisayar mühendisliği programında yapay zeka dersleri seçmeli mi? Önemli bir yer mi tutuyor? Zorunlu ders mi? Bunu söyleyeyim. Buyurun hocam. Aslında bizim çoğu dersimiz seçmeli. O biraz üniversitenin sistemiyle alakalı. Bizde çok fazla zorunlu ders yoktur. Yani kabaca derslerin yarısı seçmelidir. Yarısına belki fazlası. Ama bu seçmelilerin bazıları böyle dar bir havuzdan seçilir. Bazıları daha geniş havuzdan, bazıları daha orta bir havuzdan seçilir. Yapay zeka dersleri de aslında o dediğim kısıtlı havuzdan seçilen bilgisayar dersleri içinde yer alıyor. Ona çekirdek seçmeli diyoruz. Ve bilgisayar, yapay zeka ile ilgili tek bir ders de yok. Yani yapay zekaya dokunan, hani adı yapay zeka olan klasik yapay zeka dersi var. Makine öğrenmesi dersi var. Doğal dil işleme dersi var. Aklıma şu anda gelenler, yani yapay zeka ile doğrudan ilişkili olan uygulama alanı dersleri bunlar. Evet, seçmeli ama bizde her ders neredeyse seçmeli olduğu için. Yani bunun da sebebi şey aslında, yani herkes her dersi almak zorunda olması. Yani herkes ilgisi ne göre dersler seçsin, ilgisine göre dersler alsın ve programını da ona göre oluştursun. Buradaki temel kaygımız bu. Herkes istediği alana yönelsin. Çok teşekkür ederim Albert Hocam. Deniz, sorular da böyle. Benim sorularım da bitti. Arkadaşlarımın sorularını da hepsini yanıtladık. Son olarak ne söylemek istersin diyelim. Sonra Albert Hocam'a da bir son söz bırakın. Kapatalım. Son olarak yani bence üniversite hem kendimizi tanımamız için hem öğrenmeyi öğrenmek ve yani aynı zamanda da böyle kendimizi farklı yerlerde geliştirmek için hem zaman olarak hem de öğrenim olarak çok güzel olanaklar sağlıyor. O zamanı iyi geçirmesini tavsiye ederim herkesin. Sanırım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Albert Hocam, son sözü size bırakalım. Sesiniz gelmedi hocam. Pardon. Cevaplanmamış soru olmasın diye şöyle bir... Evet, ben de baktım oraya. Bir soru vardı. Ona da kişisel cevap verdim mail adresi. Verdiniz, evet. Hani yatay geçiş oluyor. Evet. Farklı üniversitelerden başvurular kabul ediyoruz. Değerlendirme sonucunda da genelde geliyorlar veya gelmiyorlar. Söyleyeceğim son şey. Bilinçli tercih yapmaya çalıştınlar. Yani bilgisayar mühendisliği çok önemli bir alan, işte herkes iş buluyor diye değil. Gerçekten yapabileceğine inanan, kendisini bu yönde gören arkadaşların tercih etmesini ben özellikle öneririm. Sonradan pişman olmamaları için. Tersi de mümkün tabii. Farklı bir alana gelip de sonra bilgisayar seçen de çok fazla kişi oluyor. Bu değişiklikler çok fazla oluyor bizde. Hani çok kararsızlarsa bizim sistem, Sabancı'nın sistemi ideal. Yani geldikten sonra karar verme ve geldikten sonra kendi alanını seçme olanağını da kullanabilirler arkadaşlarımız. Ben herkese teşekkür ediyorum vakit ayırdıkları için. Ayrıca sorular olursa her zaman bana ulaşabilirler. Yani internetten adım soyadımı arattıklarında Sabancı diye e-mail adresim çıkıyor. Direkt yazabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Albert Hocam. Deniz'ciğim çok teşekkür ederim. Lisans tanıtım webinarı serisi devam edecek. Bu hafta bilgisayar mühendisliğini yaptık. Önümüzdeki hafta elektronik mühendisliği pazartesi 19'da beraber olacağız. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.